Öncelikle şu anda Irak'ın doğusunda terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele eden kahraman asker ve güvenlik görevlerimize Cenab-ı Allah yardım etsin. Ülke ve ülke insanı olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte milli ve manevi ruh noktasında kelepdenmemizi, bir araya gelmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Cenab-ı Allah birlik ve dirliğimizi bozmasın. Değerli kardeşlerim, Fetih Suresi milli ve manevi ruh üzerine inmiş. Bu konuda iş dünyasında iffet ve namusunu, vatan ve bayrağını, toprağını savunan toplumlara Cenab-ı Allah hep ve rahmet ve hidayet etmiştir. Biz ülke insanı olarak bu konuda bir bütünüz. Cenab-ı Allah bu toprağımızı daima aziz eylesin, bayrağımızı daima dalgalandırsın. Ben fazla duamızı uzatmak istemiyorum. Öncelikle geçmiş bütün şehitlerimizin ruhuna ve mevcut din kardeşlerimizin gelmiş geçmiş bütün ahirete intikal etmiş merhumların ruhuna Fatiha rica etmekle El-Fatiha diyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gönül dostları. Ya Rabbi, sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğü ve İslam'ı düşmanın ayakları ve esaret zinciri altında bırakma diyerek bu duanın günümüzde sınır ötesi harekatı yapan değerli Mehmetçik ve onlara komuta eden komuta heyetinin muzaffer kılınması düşüncesiyle hepinizin de iştirakiyle kendilerine ulaşmasını niyaz ediyorum. Bu dua aynı zamanda 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin muzaffer komutanı ve 25 Ağustos ki tesadüf Kocatepe'de büyük harekatı başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün ellerini gökyüzüne açarak yapmış olduğu bir duadır. Yıllardır Mustafa Kemal hakkında dinsizlik ithamları yapan, onun hakkında asılsız iddialarda bulunan kişiler, onun dine bakışını ve onunla yaşayan insanların anlatımları sonrasında toplanmış olan eserleri incelediklerinde hakikatin böyle olmadığını görecekler. Atatürk sadece bir komutan değildi.
savaş meydanlarında zafer kazanmış, kazanmış oldu. Zaferler sonrası bunu politik ve siyasi kazanca dönüştürmüş ve yıkılmaya yüz tutmuş bir devletin içerisinden bir devlet çıkaran muzaffer bir komutandı ve devlet adamıydı. Hata insanlar içindir. Mutlaka o da bir kuldu ve hata yaptı. Hatasının farkında vardı, ısrarcı olmadı. Bugün dünyanın bütün müfessirlerinin birleşmiş olduğu tek noktada İslam dinine en büyük hizmeti yapanlardan biridir. Elmalılı Hamdi Yazır hocaya hazırlatmış olduğu hak dini, Kur'an dili en mükemmel eserlerden biridir. Sahih-i Buhari'nin Türkçe tercümesi de aynı şekilde. Atatürk'ün hayatına baktığınız zaman işlet sofralarında alem yaptığı düşüncesi içerisinde olanlar, mücadele yıllarında yanında olan zatlara baktığında utanırlar. Ki onlar Elmalılı Hamdi Yazır, Şeyh Sünisi Hazretleri, Dananzade Ahmet Naim Efendi, Kamil Miraz, Kur'an Bülbülü Zekai Çağırman, Hafız Yaşar Okur, bunlar onun meclisinden hiç ayrılmamışlar. Bu büyük komutanı önce aile hayatıyla bir tanıyalım. Hepimiz Atatürk'ü bir kız kardeşi ile tanırız değil mi Makbule Ata'dan? Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin 17 yıllık evliliği süresi içerisinde dünyaya gelmiş 6 çocuktan biridir. İsimlere dikkat buyurun. Büyük ablasının adı Fatma'dır. Abisinin adı Ahmet, diğerinin adı Ömer. Kendisi Mustafa. Küçük kız kardeşinin adı Naciye, hayatta olanın Makbule'dir. Annesi Molla Zübeyde'dir. 14 yaşında babayla evlilik yapmış. Bu evlilik 17 yıl sürmüş. 1888 yılında babanın vefatı sonrası Atatürk ve kız kardeşi, bir de küçük kız kardeşi Naciye yetim kalmıştır. Herkes Atatürk'ü bir kimsesiz, akrabası olmayan, aileden uzak addeder. Bakınız, baba 1460 yılı Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli'yi Türkleştirme çabaları sonrası Söke'den Selanik'e göç etmiş bir Türkmen ailesidir. Dede Kırmızı Hafız lakabıyla anılır. Bir Nakşi tarikat üyesidir. Anne ise Sofizadelerin kızı Feyzullah Efendi'nin, daha doğrusu var yemez İbrahim Efendi'nin torunu Molla Zübeyde'dir. Büyük annesinin ismi Ayşe'dir. Babaannesinin ismi de Ayşe'dir. İsimlere dikkat buyurun. Dayı Hüseyin, baba Ali Rıza Efendi. Ali Rıza Efendi sadece gümrük memuru olarak kalmamış. 1877-78 yani Osmanlı-Rus Harbi diye bilinen dönemde Selanik'te kurulan ordunun komutanlığını yapmıştır. Daha sonra Bulgar çeteciler tarafından kaçırılmış, fidye karşılığı serbest bırakılmak istediğinde onların elinden kurtulmuş, memleketine dönmüş, daha sonra gümrükten ayrılmış, kereste ticareti yapmıştır. O gece yakalanmış olduğu yağmurlu havadan kapmış olduğu rahatsızlık daha sonra ciğerlerine sirayet etmiş ve 1888 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hep tarih kitaplarında anlatıldı. Karga kovalayan bir Atatürk. Hayır. Anne ve baba o dönemde müşterek ev alabilecek bir öngörüye sahip. Selanik'teki ev, Zübeyde Hanım'ın babasından kendisine miras kalan
paranın bir kısmı verilmek suretiyle Ali Rıza Efendi'nin de katkısıyla ortak alınmıştır. Atatürk daha sonra dayısının yanına dönmüştür. Dayısının yanında dayı çiftlik kahyası olarak gösterilir. Hayır, dedenin 3 tane çiftliği vardır. 1 tane çiftliği annenin evliliği esnasında ona çeyiz hazırlamak için satmıştır. Bir çiftçi ailedir, 3 çiftlik sahibidir. Molla Zübeyde 14 yaşındaki evlilik 17 yıl devam etmiş. 17 yıl sonra eşinin vefatı dolayısıyla çocuklarına bakmak ve ailesine yük olmamak kaydıyla Ragıp Efendi ile ikinci bir evlilik yapmıştır. Ragıp Efendi Gümrükler Baş Müdürü'dür. Kurşun atmadan teslim edilen Yunanistan ve Teselya'dan, yani Yunanlara teslim edildiği zaman Selanik'ten ayrılmış Ragıp Efendi kendisiyle beraber gelmediği için Zübeyde Hanım İstanbul'a tek başına dönmüştür. İlginçtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Büyük Komutan Atatürk'ün annesi bir cami avlusunda kız kardeşinin beton üzerindeki şeyi uyuduğu halde Salih Bozok tarafından evine getirilmiştir. Yani bu hayatı incelediğinizde onun anne ve babanın ortak almış olduğu kararla önce Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'ne, daha sonra da diğer eğitimi görmek için Şemsipaşa İlkokulu'na gönderildiği, daha sonra rüştiyeyi okurken sınava girip askeri rüştiyeye, oradan askeri idadi, kuleli askeri idadisine geçmek isterken matematik öğretmeninin tavsiyesiyle Selanik'te kalmış. Daha sonra mektebi Harbiye-i Şahane'ye gitmiş. 1903 yılında subay olarak çıkmıştır. 1905 yılında kurmay subay olmuştur. Kurmay subay olur olmaz gönderildiği yer Şam'dır. Niye Şam'dır? Mustafa Kemal Türklük bilincinin üst düzeyde olduğu bir dönemde o dönemin büyük Türklerinden, Türklük düşüncesinin büyüklerinden Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Namık Kemal'den esinlenerek vatan ve millet sevdasına düşmüştür. Daha 16 yaşındayken Balkan Muharebesi'ne katılmak için izin istemiş fakat okul müsaade etmemiştir. Yani bu komutanın yaşadığı hayat tarzı, ailenin dine bakışı ve dindar oluşu, bir Osmanlı subayı oluşu, onun dinden uzak biri olduğunu iddia edenlerin fikirlerini çürütmeye yeterli değil mi? Atatürk'ü bu kadar anlattıktan sonra bir tek şeye değinmek istiyorum. Bugün kim cesaret gösterebilir ki işgal edilmiş bir toprakta 5 tane arkadaşıyla beraber oraya gidip halkı örgütlesin? Örgütlemiş olduğu bu halkla birlikte bir mücadele versin ve işgalcileri mağlup etsin. Bu hadise Trablusgarp, Bingazi, Derne muharebeleridir. 200 lira borç para almışlardır. Bugün birçoğunun iftira ettiği Enver, Mustafa Kemal Atatürk, Albay Neşet, Albay o dönemde kol ağası Rauf, Libya'ya gider. Libya'da Ahmet Sünnisi Hazretleri'yle irtibatlanırlar. Enver'in örgütlemesiyle birlikte, ki iyi bir teşkilatçıdır, orada milli mücadeleye başlarlar. Ne yazık ki İtalyanlardan orayı geri aldıklarında Balkan muharebeleri başlamıştır. Geri dönmek zorundadırlar. Bugün herkesin Lozan Anlaşması, adaların verildiğini iddia ettiği anlaşma Uşi Anlaşması'dır. Uşi Anlaşması da Lozan'da yapılmıştır. O zaman adalar İtalyanlara terk edilmiştir. Yani tarih kirliliktir. Bilerek ve isteyerek yapılan bir kirlilik sonrasında Atatürk'ün tarih için söylediği tek şey vardır. Tarih gerçekleri tahrif etmemeli, bilakis ortaya koymalıdır der. Ama tarih tahrif edilir. Bakın, hepimiz okuduk, hepimiz bu konularda
bir takım bilgi sahibiyiz ama gençlere de soruyoruz. Kendilerine Atatürkçü olduğunu iddia eden gençlere. Bunların hiçbirini bilmiyorlar. Ya da bilmeleri istenmiyor. Çanakkale muharebelerinin o müthiş dönemlerinde Atatürk şunu söyler. Ben Türk askerinin imanını ve yüksek şecesini görmeseydim, tanımasaydım, onlara ölmenizi emrediyorum dediğim zaman, onlar tereddütsüz besmele çekip koşmasalardı, ben milli mücadeleye başlayamazdım. Düşünün, kendi askerini bu kadar iyi tanıyan ve onlarla birlikte, ki başarının temelinde ne vardır biliyor musunuz? Bir utancın sonucu vardır. O dönemin subaylarına bakın, hiçbir tanesi muharebe meydanından kaçmaz. Çünkü Balkan utancını bir daha yaşamamak için savaş meydanlarından kaçanın öldürülmesi kararı alınmıştır. Onun için o komutanların hepsi birbiriyle daha sonradan ihtilafa düşseler bile hepimizin saygıyla yad edebileceği büyük insanlardır. Böyle ulvi bir düşünceye sahip olmayan bir insanın emir komuta birliği içerisindeki askerlerin onun emirlerini dinlemesi diye bir şey olabilir mi? Muharebe meydanlarına baktığınız zaman General Hamilton şunu söyler. Türk askerinin oradaki en büyük başarısı başlarında bulunan büyük komutanın onlara emir komuta etmesindeki maharettir der. Atatürk'e sorduklarında ben çok şanslı bir insanım der. Allah bana yardım etti der. Yani her an Allah'la iç içe olan bir insan olabilir. Başta da söylemiştim. İnsandır, hata yapar. Ama birlikte yaşayanlar onun asla kin tutmadığını, hiç kimseye hakaret edici bir tavır içerisinde olmadığını söylerler. Şimdi Atatürk şunu söyler. Ey millet, ki 7 Şubat 1923'teki Balıkesir hutbesi birçoğunuz bilirsiniz. Muhteşem bir hutbedir. Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzeriniz olsun. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Efendimiz'i kendi emirlerini bize tebliğ için görevlendirmiş, memur ve resul etmiştir. Bizim dinimiz hak dindir. Bizim dinimiz gerçekleri ifade eder. Akla, bilime, mantığa uygun bir dindir. Eğer öyle olmasaydı, Allah'ın emirleriyle, ilahi emirlerle ve tabi emirlerle ters düşmesi gerekirdi. Onun için hak dindir. Ve oradaki emirler Kur'an'daki açık ayetlerdir der. Şimdi bunu söyleyen bir insanın dinden uzak olduğunu düşünmek mümkün mü? Ve ayrıca şunu söyler. Bizim dinimiz gerçek ve öğrenilmesi gereken şeylerin halka anlatılması, onlara öğretilmesi amacını taşır. Bizde kadın ve erkek ayrı değildir. Her Müslüman erkekle her Müslüme kadın Allah'ın emrettiklerini öğrenmek ve nerede olursa olsun gidip onu bulmak, onunla mücehhez olmak durumundadırlar der. Türk sosyal yaşantısı incelendiğinde bunun böyle olduğu ve birçok konuda kadınlarımızın erkeklerimizden daha fazla ileri gittiğini bilim ve ilim konusunda ve kendilerini yetiştirdikleri aşikardır. Din konusu kendilerine sorulduğu zaman şunu söyler. Din vardır ve lazımdır. Bir devletin dini olmadığı takdirde onun devamı mümkün değildir der. Din lüzumlu bir müessesedir der.
ve dine her zaman saygılı olmuştur. Atatürk'ün konuşmalarında, hayatında hiçbir zaman için Kur'an, peygamber, Allah hakkında kötü bir söze rastlayamazsınız. Hep sözleri övücüdür. Peygamber Efendimiz için şunu söyler. Der ki, peygamberin gençlik ve çocukluk döneminde yüzü nurani, sözü ruhani, sözüne sadık, toplum içerisinde temayüz etmiş muhteşem bir insandır der. Kendisine 40 yaşında nübüvvet, 43 yaşında risalet gelmiştir. Ve o ömrü hayatı boyunca çeşitli merhalelerde namütanahi şartlar altında, çeşitli mihnetler karşısında kalmasına rağmen Allah'ın emrinin yerine getirilmesi için bir din oluşturmuştur ve bir devlet kurmuştur der. Şimdi bunu söyleyen insanın dinden uzak olduğu söylenebilir mi? Kendisine soru soran Fransız gazeteci Mauricio Pena'ya şunu söyler. O der ki, yeni bir devlet oluşturdunuz, dininizin durumu ne olacak? Nasıl bakıyorsunuz? Der ki, Türk milleti daha dindar olmalıdır. Dindeki hakikatleri görmelidir ve o hakikatler ışığında yürümelidir. Şimdi dinin hakikatleri gösterdiğini söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti daha dindar olsun düsturuyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk nasıl dine karşı olabilir? Hintliler ne der bilir misiniz? Biz Mustafa Kemal'in askerlerinin İngiliz ordusunu yendiği zamana kadar İngilizlerin Allah'ın ordusu olduğunu zannederdik der. Şimdi tarihi süreç içerisine baktığınız zaman Mehmet Akif Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biridir. Ama hep Mehmet Akif Atatürk için nedir? Düşüncelerden uzak, onunla aynı fikri taşımayan insan olarak anlatılır. Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi için Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine binaen savunmayı oturttuğu bir söz vardır. Şunu söyler. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı vatanın bütün toprağıdır. Vatan toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça asla terk edilemez. Bu karar alınırken yanında Mehmet Akif vardır. Mehmet Akif Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kayseri'ye gidişi engellemiştir. Ankara'da kalınmasının ısrarcısı olmuştur. Mehmet Akif ile Atatürk teşkilat-ı mahsusada beraber çalışmışlardır. Mehmet Akif dine karşı oluşabilecek saldırıları önlemek için Said-i Nursi, Mustafa Sabri gibi din adamlarıyla ve Rıza Nur'la beraber hareket etmiş. Daha sonra milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya avdet etmiştir. Yanında Eşref Edip de daha sonra gitmiştir. Atatürk'ün çabalarıyla ve şeyle Türk dostu Halim Paşa tarafından, Mısır Hidivi Halim Paşa tarafından da kabul görmüş. Bir müddet onlarla beraber olan Mehmet Akif Atatürk'e yapılan suikasti de önlemiştir. Bir Hintli Müslüman görüntüsü altındaki casusun Mehmet Akif'e sığınması, ondan yardım istemesi ve sürekli bir takım şeyler yapması dikkat çekmiştir. Atatürk ikaz etmiştir. Dikkat edin buna diye. Mim grubu takip etmiştir. Gelen mektup açılıp okunduğunda büyük bir sayfanın içerisinde kısacık bir yazı vardır. Akif inceler, tutar bunu ateşe, satırlar kızarmaya başlar. Gizli haberleşme, İngiliz örgütü ile yapılan gizli anlaşmalar ortaya çıkarılmıştır. Şimdi vatan savunmasında
o gün yanında olan din adamlarının tek amacı vardır. Ülkenin kurtuluşuna hizmet etmek. Onun için ya istiklal ya ölüm bayrağı altında hepsi toplanmışlardır. Hatta Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi şunu söyler. Şu sakalım kızıl kana boyanmadıkça bu alnım Yunan ordusu karşısında eğilmez. Bunu söyleyen din adamlarıyla birlikte hareket etmiştir Atatürk. Ve ne yapmıştır? İslam'a en büyük hizmeti Seyyid Kutup'un fazil alına karşılık Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak dini Kur'an dili eserini vücuda getirmiştir. Ahmet Naim Efendi'ye de Tecrid-i Sari'nin Türkçe çevirisi görev verilmiş 3 cildi tamamladıktan sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur Ahmet Naim Efendi. O görev de Elmalılı düzeltiyorum. Profesör Kamil Miras'a kalmıştır. Düşünün yani o dönemde Atatürk'ün çevresinde olan insanlara. Şimdi Atatürk'ün notlarına bakıyorsunuz. Notlarında yazdıkları ki o zamanın komutanları günlük tutarlar. Tutmuş oldukları günlüklerinde hile yoktur, yalan yoktur. Biz ona çeride deriz. Askeri kişilerin özellikle daha sonraki dönemlere ulaşabilecek günlük notları vardır. Atatürk'ün notları Sivrihisar, Akhisar notları incelendiğinde bugün tayyare bölüğünü teftiş ettim. Birinin uçuşunu takip ettim. Geldim, İsmet de geldi. Hafıza Kur'an okuttum diyor. Şimdi Arapçayı mükemmel bilen. Tefsirde Elmalılı Hamdi Yazır'la birlikte çeviriyi okuyan ki malum hocam bilirsiniz bu çeviri yapılırken Mustafa Kemal Atatürk 7 maddede bunu yapın der değil mi? Öncelikle ayetler arasındaki münasebeti, ayetlerin anlamını, daha sonra yanlış çeviri yapılmış kişilerin yanlışlıklarını ortaya koyabilecek hususları açıkça beyan edin der. Ve Ehl-i Sünnet Hanefi mezhebi itikadına göre yazındır. Niye? Hanefi mezhebinde daha büyük hoşgörü vardır. Yani bu maddeyi, 7 maddeyi sıralayan Atatürk bizzat refakat eder. Her çeviri sonrası birlikte otururlar. Şimdi Börekçizade Rıfat Efendi, hepimizin malumu, ilk Diyanet İşleri Başkanı, onun bir hatıratını anlatalım. Gelir yokluk zamanında ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Çıkarır cebinden bir mendile sarılı bir şey bırakır. Tabii ondan öncekini anlatmaya gerek yok. Kahve içer misiniz? Yok sen içmezsin. Sigara da kullanmasın. Şeker de şey yapmasın. Şeker de sana dokunur diye şey vardır. Kefen parasıdır o. Kendisinin ve eşinin kefen parası. Milli mücadeleyi kefen parasını bırakan katkısı olsun diye. Kendisine milletvekilliği verildiğinde hayır der. Ben müftülüğe devam edeceğim der. İstanbul fetvasına karşılık Ankara ya da Anadolu fetvasını hazırlayan muhteşem insanlarla bu zafer kazanıldı. O onlarla birlikteydi. Ha Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi hadisesinde anlatılanlar da ihtilaflıdır. Bizzat Yaşar Okur Yerebatan Sarayı'nda ilk Türkçe şeyi okumuştur. Kendisinin ifadesi vardır. Herkes zannetti ki biz Kur'an'ı Türkçe okuyacağız. Kıraatı ona göre yapacağız. Gittik diyor. Ben Yasin vel Kur'anil Hakim diye başladım. Sadakallahul Azim diye bitirdim diyor. Millet şaşırdı diyor, bakıyor hani diyor Kur'an Türkçe okunacaktı ama çeviri vardı. Çeviriyi de aynı şekilde okuduk diyor. Ve bu sadece diyor, ondan sonra bunun diyor halk arasında itibar görmesi üzerine sadece bir Ramazan ayı boyunca arkasından Ayasofya'da okunuyor bu. Ve netice itibariyle Gül Cemal Vapuru'nda
Her sene Çanakkale şehitlerine hatim duası indirilir. En son hatim duası Mehmet Çavuş'un heykelinin önünde yapılır. Kimler katılmıştır oraya? Saadettin Kaynaklar, Hafız Burhanlar, Hafız Rızalar, Üsküdarlı Hafız Rıza da dahil olmak üzere. Şimdi bu insanlar ve ne ifade ediyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki eğer Atatürk Kur'an'ı Türkçeleştirme çabası içerisinde olsaydı inanın ki ilk biz karşı çıkardık. Yani şu anlattıklarımızdan üç tane, iki tercüme bir mealin İslam'a hizmet için bir çaba olduğu gerçeğini yatsıyacak kimse var mı? Bu Kur'an akıl sahiplerinin ayetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitaptır. Sad suresi 29. ayet. Biliyorsunuz Sad suresi nuzul sırasına göre 38. suredir. Bakara suresi 2. ayet. Kendisinden şüphe olmayan o Kur'an ki kurtuluşa erenler için mukaddes, mükemmel bir kitaptır der. Şimdi Kur'an'ı yorumlarken ya da anlatırken Kur'an yerine biz hatim desek, hak desek, zikir desek, yani nedir? Okunan, derlenen, toplanan anlamında. Bunları söylediğimiz zaman farklı mı oluyor? Ama yıllardır Atatürk ve askerin tartışıldığı tek konu vardı, Tanrı. O da vahdaniyet inancından kaynaklanır, Atatürk'ün vahdaniyet inancından. Der ki Araplar, üç semavi dinin peygamberleri kendilerine geldiği için övünürler. Çok şükür ki biz Allah'ın emirlerini onlar kadar yozlaştıracak ve bozacak bir ahlak yapısına sahip değiliz. Bu bile onun dine ve ahlaka bakışıdır. Ve ayrıca şunu söyler. Der ki eğer Türkler olmasaydı İslam dini belki de, bakın belki de bölgesel bir din olarak kalacaktı. Musevilik gibi. Ama biz önce dinimizi anlamak ve onu öğrenmek durumundayız ki Allah'ın ayetidir yani. Onu biz siz anlayasınız diye indirdik meali vardır. E şimdi Atatürk Kur'an anlaşılsın, Kur'an'a göre hareket edilsin dedi diye ve bu çabalar içerisinde oldu diye başkalarının saldırılarına maruz kaldığında onlara sessiz mi kalmalıyız? Atatürk peygamber için şunu söyler. Der ki dünyanın tüm Müslümanları peygamberin yolundan gitmeli ve onun emirlerini tatbik etmeli. Onu örnek almalı. Ancak insanlığın kurtuluşu ve inkişafı bununla olur. Yani peygambere ifadelerinde Hatemül Enbiya, Cenab-ı Peygamber, Allah'ın Resulü diyen bir insanın peygamber hakkında kötü bir söz söylediğini düşünebilir misiniz? Evet. Cuma hutbeleri anlaşılsın diye Türkçe'ye çevirelim, Türkçe okuyalım diye Börekçizade Rıfat Efendi ile birlikte otururlar, bir cuma hutbesi hazırlarlar. Bunu eğer müsaadeniz olursa ben bizzat notlarımdan okumak istiyorum. Beni bağışlayın. Ey cemaati Müslümin! Dünyada düşmansız insan olmaz. İnsanın dostu bir ise düşmanı bindir derler. Bunlar boşuna söylenmiş sözler değildir. Düşmanın açığı var, gizlisi var. Bilineni var, bilinmeyeni var. Küçüğü var, büyüğü var. Fakat düşman değil mi? Hepsi fırsat kollar. Hepsi bir zamanını bekler. Onun için insan daima uyanık olmalı.
düşmanı korkutacak, düşmanın tecavüzüne meydan vermeyecek kadar kuvvetli, o kadar uyanık bulunmalı. Başka şekilde dünyada rahat yaşanmaz, yaşatmazlar. Ey cemaati Müslümin, ey Allah'ın kulları, düşmana karşı kuvvet hazırlamak üzerimize farzdır. Bu kuvvetlerin en mühim kısımlarından biri de şüphe yok ki askerdir. Asker, düşmanlara karşı dinimizi, yurtlarımızı, ırz ve namuslarımızı bir fiil koruyan silahlı bir kuvvettir. Bunun için askerlik çok büyük, çok mukaddes bir vazifedir. Allah'ını, peygamberini, yurdunu, yuvasını seven, ırz ve namusunun kıymetini bilen her insan askerlik görevini seve seve yapmalıdır. Bizim dinimizde askerliğin mertebesi çok yüksektir. Ölürse şehit, kalırsa gazidir. Peygamberlik rütbesinden sonra en yüksek rütbe şehitlik mertebesidir. Onun için askere çağrılınca koşa koşa ve sevine sevine gitmek lazım. Peygamberimiz, silah altına davet alındığın zaman hemen icabet et buyurmuşlardır. Peygamberimizin bu emrini tutmak boynumuzun borcudur. Askere çağrılıp da gitmeyenler, askere gitmemek için hiç yoktan bahaneler, hastalıklar icat edenler Allah'a ve peygamberine asi olmuşlardır. Böylelerinden ne Allah razı olur ne peygamber. Ey müminler, bilmiş olun ki bir asker için en büyük vazife amirlerine, subaylarına, komutanlarına itaat etmektir. Efendimiz, hoşunuza gitse de gitmese de amirlerinizin emirlerini dinleyin, onlara itaat edin buyurmuşlardır. Amirlerine itaat etmeyen asker, ordunun bozulmasına sebebiyet verir. Böylece memleketine ihanette bulunmuş olur. Çünkü itaatsizlik, düzensizliği ve düşmanın galibiyetini hazırlar. Onun içindir ki askerin amirlerine karşı itaatsizliği Allah vermesin. Memleketin ve milletin mahvolmasına sebep olur. Vazifesini bilen bir asker, amirlerine söylerse onu yapar. İtaatsiz bir asker, Allah'ın ve peygamberin gazabını kendi üzerine alır, dünyada ve ahirette rezil, rüsva olur. Askerlikte gösterilen her vazife mukaddestir. Talim ve nöbet ise kutsal bir görevdir. Büyük bir ibadettir. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah için bir gece nöbet beklemek, gecesi namaz, gündüzü oruçlu geçen 1000 geceden hayırlıdır. Talime çıkmamak için yalandan hasta görünmek, büyük hem de çok büyük bir günahtır. Nöbet beklerken uyumak, bulunduğu karakolu düşmana teslim etmek de büyük bir günahtır. Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır. İki göze cehennem ateşi dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan göze, diğeri de Allah yolunda gece vakti karakol bekleyen göze. Çocuklarımıza atıcılık öğretmek, askeri talimler yaptırmak da peygamberimizin emirlerindendir. Ey cemaati Müslim, ey Allah'ın kulları, düşman ile karşı karşıya gelmeyi arzu etmeyiniz. Ah bir savaş çıksa da şöyle yapsak demeyiniz. Fakat her ne sebeple olursa olsun düşmanla karşı karşıya gelmek zorunda kalırsanız o zaman düşmandan daha çok kararlı olunuz. Bu malum Bakara suresinde de var değil mi? Düşmana arka çevirmeyiniz. Düşmandan kaçmayınız. Çünkü düşmandan kaçanların cezası dünyada hüsran ve helak, ahirette azaba uğramaktır. Bunlar dünyada sefaletin, ahirette cehennemin en alt tabakasına yuvarlanırlar. Böyle bir akıbet ne fena. Atatürk'le ilgili bizzat yaşanan birkaç şey var. Onu da ben anlatarak bitirmek istiyorum. Bunlar bizzat hatıralardır. Fevzi Çakmak büyük bir komutandır. Atatürk'ün de en çok saygı duyduğu insanlardan biridir ve genelkurmay başkanıdır. Bir gün Atatürk kalkar, Ali Metin,
Çavuş Ali Metin'e der ki, Fevzi Paşa'yı ara. Ali Metin hemen telefonla arar. Fevzi Paşa da, şimdi çıktım, gelmek üzereyimdir. Kapıdan çıkıyorum der. Gelirler karşılıklı. Atatürk elinde bir kağıt, Fevzi Paşa'ya onu uzatır. Dün gece gördüğün rüyayı yaz der. Bir kağıt kalemde kendisi alır ve kendisi de o rüyayı yazar. İkisi de birbirine kağıtları karşılıklı verirler ve okurlar. İkisi de birbirine gülümser. Ali Metin'e uzatırlar. Oku derler. Ali Metin der ki, Atatürk'ün şeyinde, Fevzi Paşa'da da aynı şey vardır. Dün gece rüyamda Hacı Bayram Veli'yi gördüm. Zafer Mustafa'nın olacaktır der. İkisi de aynı rüyayı görür. Şeyh Ahmet Sünisi Hazretleri'nin rüyasının da benzeri şekilde bir şeyi vardır. Halil Efendi anlatır. Toplamıştır heyecanla. İlkokuldaki çocuk buna şahit olmuştur. Der ki, dediler ki Halil Efendi bir rüya tefsiri anlatacak. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Çıktı diyor Halil Efendi. Dedi ki, Şeyh Ahmet Sünisi Hazretleri ile dün karşılaştım, bana bir rüyasını söyledi. Dedi ki, rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm, bana sol elini uzattı. Müteessir oldum. Ya Allah'ın Resulü, bana sol elini niye uzattın deyince, sağ elim Mustafa'da dedi. Allah şahit olsun ki dedi, Türk ordusu bu zaferi kazanacak. Tabii bunlar hurafeler değil, yaşanan şeyler. Allah onlara o şeyleri göstermiştir. Atatürk'ün dine ve namaza karşı olduğunu söyleyenler, Kemalettin Paşa'nın üniformayla camide verdiği vaaza müdahale etmediğini araştırsınlar. Araştırsınlar. Evet. Mustafa Kemal Atatürk hizmetleri itibariyle de hepimizin ve dünyanın takdirini kazanmış bir komutandır. Dünyanın hiçbir yerinde vefat ettiğinin ertesi gün gazetelerde şu yazmaz. İskender, Büyük İskender, Napolyon, Sezar, kalkın büyüğünüz geliyor demez. Ya da savaştığı komutanın cenazesine katılmak için hastalığını bile hiçe sayarak Maraşal üniformasını giyip gelip tazimde bulunmaz. Böyle bir komutana, Türk milletinin yetiştirdiği büyük komutanların muharebe meydanlarında zafer kazanmış en son komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, hürmetlerimi arz ediyorum. Sürçülisan ettiysem beni bağışlayın. Saygılar.